Sevgili izleyiciler, şu an Cuma pazarındayız. Pazardan sofralarınıza gelen o tatlı lezzetin hikayesini dinlemeye geldik. Hem vatandaşlara hem de pazarcılara geçinebiliyor musunuz diye soracağız. Peki sizler ne durumdasınız? Geçinebiliyor musunuz? Düşüncelerinizi videomuzun altında belirtebilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Bitirdim çalışmayı. Ne yaptın da bitirdin? Beleş verdik, ne yapalım abla? Ben 5 tane sandalye vereyim falan. Ana, gerçekten buyur, gel şu an pazarda en boş tezgah burası. Ne yaptın? Beleş verdik, ne yapak? 5 tane sonları ıspanak vereyim abla. Tanesi kaç paraya geldi? 2 liraya geldi ıspanak. Bedava vermekten olur. Aynen. Canımızı kurtarsak yeter. O zaman sen bol bol dua aldın bugün. Aynen. Bol bol doğun. Geçmişimize rahmet doğdular. Allah kerimlettin. Bu ülkeye ayak basan ilk adımları düşer bu yerlere. Hele bakın şu yerlere, kim yan bakar bu yerlere? Yıldırımlar yaradan ırkına fadır, tufanları gösteren göklerden tarihlere yağdır. Yaşa varol harbiyem, orduya şan ve şeref verdim. Yaşasın varol harbiyem, orduya şan ve şeref verdim. Çanakkale bağlıyız. Yılmaz Şerit Bekciz, bu ülkeye ayak basan ilk adım da düşer bu yerlere. Meriç Nehri. Güzeldi, teşekkür ederiz. Ya ben de teşekkür edeyim sizlere. Dilinize sağlık. Ya ben de sizlere teşekkür edeyim. Çiftçilik, ben çiftçilikle yaptım. Bak, bu memlekete istasyonun üstü fidanlık var. Fidanların üstünde tavlayı sene 62'de ben biber ektim. Adı yemeklik biber. Ektim, meydana getirdim. 62'de o tarlayı ben sahibine teslim ettim. Ben askere gittim. Adı kaç yıl yaptınız İstanbul'da? Askerlik? 24 ay. 24 ay askerlik yaptım İstanbul'da ben. Bektaş amca, bu fiyatlar ne böyle? 20 lira demiş domatese, 10 lira demiş salatala. Nasıl alacağız biz bu fiyatta? Bir kulağını çekin bu pazarcıların. Ona göre de aylığın var, gelirin var. Yok benim ona göre gelirim. Ben perişan değilim Allah'a şükür. Ne diye diyor sana? Neden? Niye pahalı diyorum ben, niye? Pahalı değil, pahalı. Zamaniye göre. Bu cepse var ya, ısıcağı sever. Bektaş amca. Sıcak olursa bu pek böğür çok döl verir. Ben şimdi buna 20 lira vereceğim. Nasıl vereceğim? Onu soruyorum sana. Evet. 20 liraymış alın, kilosu. Nasıl vereceğim ben bunu? Yok. Yok, alım gücün gücü varsa al. E yoksa ne yapacağım? Alım gücün yoksa burgur aşı etmek seni bilir. Karnımı doyuracak. Karnımız doysun yeter. Ha. Sevgili izleyiciler, Bektaş amcanın sizlere bir öğüdü var. İlla ki domates, salata yemenize gerek yok. Karnınızda bir kaşık da aş gitse yeter. Karnınız doysun. Aş, yeter. Mercimek çorbası. Ne bulursanız. Adı bu. Camız yoğurt. Adı şey, domates salatası. Ucuz ne varsa onu yiyin. Ucuzu yiyeceksiniz. Pahalıyı yemem. Pahalıyı yemem. Ucuz var mı ki? Yok yok. Var mı ucuz hocam? Ucuzu hiç yok. Hepsi pahalı. Ne aldınız bugün? Ne aldınız? Ne aldık yine? Ucuz yeme. Ne kadar verdiniz bunlara? 200 lira para harcadım, 2 kilo gelmez. Ha ya? Birkaç poşete harcadınız bu kadar. O kadar. Daha yapacak mısınız alışveriş? Kundura boyaları, üçgül bağları satayım. Gene para kazanamayayım. Para yok. Emeklisiniz siz değil mi? Emekliyim ama emeklilik ama yarısı kesinliği ne gereği var emekliliğin. Keşke hiç emekli olmayaydım. Ondan çok iyiydi. Geçin maalesef ki şu an çok bu durumda. Çok. Aynen. Çünkü diyorsunuz birkaç parça bir şey almışsınız 200 lira. Daha alacaklarınız var. Kaç parayla çıkarsınız tahmini 200 buradan? 200 lira para kaldı cebimde. Son 200 liranız kaldı. Hayır, başka bitti. Emekli parası almadan bitti. Ay sonra... Allah avradına dövüşü zaman geçirecek. Başka çaresi yok. Bak ne diyor? Kavga mı ediyorsunuz yoksa? Çok ediyor. Niye? Şeylerden dolayı mı? Geçimden dolayı mı? Evet, geçimsizlikten geçim dolayı. Geçim sıkıntısı eve kavga getirdi. Evet.
Yine de siz ağız tadınızı bozmayın diyoruz biz. Bozduk. Bozdunuz mu? Bozduk. Bayağı bozduk yani. Ne olacak peki böyle? 65 yaşlılar emeklilerden iyi hakları var. Hiç devlete bir vergi ödememiş. Onlar bir milletten emeklilerden çok alıyor. Daha ne diyeyim ki ne? Siz boş gördüm. Yeni mi geldiniz ya da kararsız mı kaldınız? Öyle bir şey alamadık. Daha yeni geldik. Yani şimdi artık fiyatlar o kadar pahalılaştı ki ablam. Ne alınacaksın, ne vereceksin? Yani asgari ücret zam koydular. Millet artık meyveye, sebzeye, giyime, ayakkabı, kuşama, A'dan Z'sine zam koydular. Garibanlar öldü yani. Açıkçası ne alacaksın ki? Pazar boş diyorlar. Hani ne alabileceksin? Ömer abi. Yani hiçbir şekilde şu benim ablam olur. Yani artık Ömer abi. Bir kilo gülüm 500-600 oldu. Garibanlar öldü. Yaşayacak günümüz kalmadı. Bizim hiç anladı. İyi günde değiliz. Anladı. Bir pazara çıkın. Biz zepse bile alamıyorum çocuğuma. Bunu düşün mantıkla. Yani iki poşet artık 500. 4 poşet 1000 lira. Yani artık ne yiyeceksin, ne içeceksin onu düşünen yok. Tayyip Başbakanımız da duysun bizim sesimizi. Biz anladı. Suriyeli istemiyoruz, içimizden alsın. Anladı. Türkümüz Durakan'a Suriyeli'ye çok destek veriyor, çok yardım ediyor. Ben istemiyorum gerçekten. Bu hayat iki katına çıktıyız onların yüzüne. Ne alacaksınız bugün pazarda? Vallahi daha bakıyoruz. Belki de hiçbir şey alamak. Geri boş gitti. Fiyatlar uymadı mı cebinize? Uymadı. Nasıl uyak? Bir tane çocuk besliyorsun, koray mı? Bir okula gidiyor sabahın, bir şunu alıyorsun, bir şunu alıyorsun. Şu fiyat diyor. Ateş pahası. Nasıl alıp besleyeceksin? Ateş pahası. Bence gerçekten ben Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. İçimizden Suriyeli'ye alsın. Türklerimiz bizi. Şöyle düşünüyoruz hanımefendi. Bir marul 5 lira. Domatesin kilosu 10 lira gördük. Daha 5 lira. Şurada en küçüğüne 5 lira diyorlar. Var karşıda hemen. Bir marul, küçücük marula 5 lira diyorlar. Şurada atıyorsun 15 lira diyorlar. Domatesin kilosu 10 lira. Verdiğiniz çökelek miydi? O çökelek şu lor. Lor. Ne kadarlık verdiniz biraz önce? 10 liralık verdim hanımefendi. Aynen. Alım var. Neler alım var? Alım gücü bitti artık. Vatandaşın alım gücü bitti. Yani şu anda biz önceden, yani şöyle söyleyeyim. Biz yani 200 koli yumurta satardık önceden. Mesela kolisinde 2 lira kar kalırdı. Şimdi mesela o zaman 10 liraydı kolisi. Şimdi 53 lira, 55 lira mesela gene 2 lira kalıyor. 100 kişi alacak işi 20 kişi alıyor şu an. Yani hem alım gücü bitti hem vatandaşın yani şeyi bitti yani isteği de bitti. Yani ondan yani çok iyi hata gitmiyor. Zor. Akşam saatleri nasıl gidiyor? Yani akşama kadar iyi miydi? Bugün nasıldı? Çok zayıf. Mesela millet gelmiyor ki abla. 100 lirayla bir kişi pazara geliyor. Yani benden 1 kilo peynir alacak. Parası bitecek. Portakal mı alacak? Patates mi alacak? Soğan mı alacak? Ne alacak? Yani biri nasılsa biri eksik kalıyor. Siz de gelmişsiniz pazara. Elleriniz boş. Boş. Param yok. Ne alacaksınız şimdi buradan? Param yok alamayayım. Çökele yapayım. Ne kadar kilosu çökele? 45 lira. 45 liraymış. Bakabilir miyim? Aynen. Ha, şöyle tadına baktırıyorum. Şuna da bakalım. Tabii ki. Tabii bir tadına bakmak lazım. 15. Ne kadarlık alıyorsunuz? 15 liralık. Yani önceden ablam 1 kilo alın ablam. 1 kilo mu alırdınız önceden? Evet. Aile biz yetişmiyor ki. Ha şunu gel. Bir kahvaltı da zor. Gel. Yüzülen ben yer mi? Kaç gün giderse bu bir önlük bir şey. Bir önlük ama benim işte demeye gerek yok. Aynen. O zaman akşama kadar satış yaptın 10 liralık 15 liralık yani kiloyla alan çok yok. Yok. Şu an yok. Kolay gelsin. Sağ olun, güle güle. Nasıl gidiyor? Vatandaş alabiliyor mu rahatlıkla? Ya vatandaş da zorlanıyor, biz de zorlanıyoruz. Yani her iki yönlü zor durumda. Şu anda yapacak bir şey de yok. Siz ne satıyorsunuz? Ben Tirşi'nin şeker pancarı satıyorum, bir de tatlılık kabak. Tam da Tirşik sezonu. Evet. Tirşikler ne kadar? 15 lira şu anda. Bayağı varmış. Bakalım. Rahat rahat tirşik yiyemeyecek o zaman vatandaş. Olan o işte, yapacak bir şey yok ki. Şimdi maliyet yükseğe gidiyor. Yerinde 6,5-7 lira. 7 lira olunca 2-3 lira da araba parası biniyor. 10 lirayı geçiyor. Bir de temizledik mi tamam. Sonra yanıyor vatandaşın cebi. Olacağı o yani. Vatandaşa vuruyor hep. Mazot yüksek olunca fiyatı. Mecburen vatandaşımız oluyorlar. Bu kan portakalı derler. Böyle antibiyotikten daha güzeldir yani. İnsana faydalıdır yani.
Aşkarına sabahleyin içeceğin iç organların tertemiz eder yerine donmuş gibi eder. Gençleştirir. Başka nasıl konuşalım? Fiyatına çok demişsin. Fiyatına çok demişim. Bir arkadaş getiriyor 70 numarada 12,5 lira diyor. 11 lira yazmıyor. Biz yine ucuz veriyoruz yani. Halden ucuz veriyoruz yani. Şimdi sıkıp da diyorsunuz için. Biz bundan birkaç kilo almamız lazım. Şimdi cebimizi yakıyor. 4 kilo alsan 50 lira eder. Bir kolada 30 lira bak. Bu insana faydalı, o insana zararlı. Arada farkı bil bana. Bir doktora gidiyorsun, bir gününü alıyor, 500-600 lira veriyorsun. Özel hastanelere gittin miydi? Ama şundan gelip adam 10 kilo alıp 100 lira vermeye zoruna gidiyor. Bu fiyatları gören hastanelik oluyor zaten hocam. Hastanelik olmuyor. Piyasaya gidiyorsun, bir kafeye 30 lira veriyorsun. Bir çaya 10 lira veriyorsun. Şuna 55 milyon para verdim. Kesinlikle kışın olmazsa olmazı sağlık açısından. O değer ona. Niye değerli? Niye? Onun zahmeti kolay mı? Yemek. Ama şimdi 50 lira vermiş, bir daha almak isteyecek, canı bir daha isteyecek, yine mi 50 lira? Her şey çok pahalı. Bunlara bir çözüm. Millet mağdur, bak kimse yok. Hiç kimse alışveriş yapmıyor. Neden? Her şey çok pahalı. Sadece tırşık mı aldınız? Evet, sadece tırşık aldım. Patates de yardımcı olacak. Patates alırsın. Aynı yardımcı oluyor, aynı fiyatta yardımcı oluyor. Biz varız, şimdi gelin sizinle bir aranızı yapalım. Evet o. Olun, Allah razı olsun. Pazarcılarımız yine yardımcı oluyormuş size. Enflasyona rağmen yine almışsınız tırşık. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Amin inşallah. Teşekkür size ederim. Teşekkür ediyoruz. İyi alışverişler. İyi günler. Marullar da çok güzel duruyor. Marullar çok şahane. Harika marullar. Para da güzel. 10 lira. Pahalı mı geldi? Ne aldınız bugün? Ne aldım? Hani bakayım. Patates aldım. Ha şunca 10-18 lira para verdim. Hayat şartları, ne yapacaksın? Siz ne aldınız? Yeşillik falan aldık. Zemlik, soğan falan aldık işte, öyle. Nasıl, güzel mi fiyatları, beğeniyor musunuz? Fiyatlar normal ya, her zamanki gibi. Evet. Ne her kadar zaman tuttu elinizdeki poşetler tahmini? 10 lira 100 lira tuttu. Kaç tane poşet var ki? 3-4 tane poşet var ya. Normal yani, her zamanki gibi normal. Alışverişler. Teşekkür ederim. İyi alışverişler. Teşekkürler. Akşam saatleri yaklaşıyor. Fiyatlar da düşürecek Hayır, misiniz? Çünkü halden pahalı aldık. Biliyorsunuz vatandaşlar akşam saatlerinde düşer diye geliyorlar. Bunu bilirsiniz. Bu tezgahta fiyat düşmez. Kaliteli çünkü. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor satışlar? Ya şu an satışımız biraz soğanda bir sorunumuz var. Yani soğan çok bağlı. Piyasalarda da çok bağlı yani. Biz, patatesimiz zaten normal. 7-7,5 lira yani. Bizim en çok vatandaşların şikayet ettiği şu an sorun yaptı soğan. Akşam saatleri ama tezgahımız hala dolu dolu duruyor. Ya işte millet zaten yeni yeni gelmeye başladı yani. İkinin üstü zaten alışverişe geliyor şu an yani. Normal görüyorum her şeyi yani ben. Şu an bir şey yok yani. Onu sana diyeyim ben. Vatandaşlarda şöyle bir algı var. Akşam olursa fiyatlar daha uygun olur. Doğru. Algısı var. Gerçekten öyle mi şu an bu evet, enflasyonda aynen öyle, da? Aynen öyle bak. Biz sabahtır belli. Hiç satış yapamadık yani. İkinin üstü şu an işte mecbur biz de fedakarlık yapıyoruz. 500 lira aşağı çekiyoruz yani. Şu an o vaziyet oluyor yani. Öyle taneyle alan var mı? 4-5 tane falan? Yok öyle yok. Öyle alanlar. Şu anda patates de olmuyor herhalde öyle. Yok patates bir ihtiyaç olduğu için. Sade patates mesela 2 kilo, 3 kilo böyle alıyorlar yani. Sade soğanla biraz azalıyorlar. Onu sana diyeyim ben ama. Soğan da kış için çok gerekli bir besin halbuki ama onda an... bir bak ben biraz soğan alamadım. Biraz soğan halin içinde 10 lira diyor zaten. Halin içinde 10 lira biraz soğan şu an yani. Şu an fiyatları 10 lira. 10 lira. Ben de 10 lira vereyim ben şu an. Evet. Değişiklik de gösteriyor herhalde. Evet, tabii. Fedakarlık yapıyoruz. Biz de yapıyoruz yani kendimize yani. Çok başka teşekkürler şey hocam. Sağ olasın. Hadi ben kolay gelsin. Akşam. Sizle de yapalım röportaj. Vatandaş çok perişan durumda. Devlet %30'da bir zam yaptı. Kendi milletvekillerine %75. Bunu yayın yapacak mısınız? Evet yapacağım. Ama izliyorum hiç böyle bir konular... Haberlerde haberlerde geçmiyor. Yok izlersiniz. Haberlerde geçmiyor. Görürsünüz. O zaman işçiye ve memura niye %30 veriyor da kendilerine %75 zam veriyor? Bugün bir
Milletvekili maaşı 71 milyar. Bir emekli milletvekili maaşı 150 bin lira. Bu gariban fakir fukara ne yapacak? 5 bin lirayla. Bunu sizlere soruyorum. Kendileri bunları haberlerde yayınlarsanız memnun kalırız. Hayatımızdan memnun değiliz. Daha çok zam yapsınlar. Ne almaya geldiniz pazara? Göz atmaya geldik. Alma durumumuz yok. Alma durumumuz yok. Hani şöyle bir göz gezdireyim önce bir tezgahınıza. Fiyatlar ne durumda? Çiçek yapmışsınız. Turpu. Aynen. Ama şekli biraz güzel yani, olmamış ya. Bunlara olur. Özen gösterin lütfen. Gözümüze hitap etsin. Alalım. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar biraz şey ya abla ya. Durgun bir. Aynen. Limon ne kadar kilosu? Limon 10 liraya var, 5 liraya var. 10 lirayla 5 liranın arasındaki aynen. Fark ne peki? Yani biraz küçük. Yani biraz müşteriye göre yani alma şeylerine göre. Boyutundan dolayı. Aynen. Da salatamız var. Salatalık 7,5 var. Müşterinin şeyine göre var ya ucuz. Yani. Müşteriler yine de şimdi 7,5 olunca evet uygun görünüyor ama kiloyla birkaç kilo alınca cebi yakıyor. Aynen yakıyor. Biraz yakıyor. Çok kiloyla alan var mı? Taneyle mi yok, alıyorlar? Yok 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo, 1,5 kilo. En fazla. Öğleden var mı önceden? Efendim? Önceden vardı. Ama şu an biraz asgari ücret. Ya asgari ücrete zam geliyor. Daha zam alınmadan hemen her şeye zam geliyor. O yüzden millet de önden hazırlık olarak önceden 3 kilo 4 kilo alıyordu. Şu an 1 kilo yetecek kadar. 250 gram 300 gram sattığımız da oluyor. Ya fiyat artıyor, paranın değeri düşüyor, maliyeti azalıyor, şey oluyor. Bu durumda esnaf da vatandaşın da yüzü gülmüyor o zaman. Evet öyle oluyor. Çoğunlukla öyle oluyor. Siyah Türk da gelmiş pazarlarda var. Esnafımızdan alabilirsiniz. Bak reklamını da yaptım. Kıymetimi bil. Yani satışlar başladı. Aynen satışlar başladı. Paramız yok işte bir alamayık. Alamadınız mı hiçbir şey? Bir ne alamadık. Yarım. Ne kadarlık bu? Yarım kilo çökelik. Ne kadar 100 milyon param var. Daha harcamaya kıyamayayım onda. Ne kadar kaldı bakayım 100 liradan? Aha. Olan paramın hepsi bu. Bununla çıkacaksınız pazardan. Alabilir misiniz? İstediğiniz her şeyi alamazsınız bununla. Alamak ki ne nasıl? Ne doğru düzgün dadıyla yiyebilirik, ne içebilirik, şey ne giyebilirik. Ne olacak abi, böyle? Düzelir mi sizce? Zor. 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 İki kelime de sen konuş Kadir abi. Sağlık. Her şeyden önce sağlık. Hepsi siz olur. Valla hepsinden alıyoruz fazlası. Ne yapacaksınız yani? Evet. Almak buna zorunda. Şükür yani. Zorundasınız yani. Bunlar bulamaz. Bir zorunluluk. Az bulamıyorsa evet. Hiç bulamaz yani. Buna şükür halim. Yani yok. İnan ki vallahi vallahi diyeyim yani yememizden içmemizden kısık. Yani elimiz markete varıyor şöyle gene geri çekiyor. Alık mı almayak mı? Alak mı almayak mı? Kiralar aldı başını gitti. Devlet bize %25-30 zam yapıyor. Ev kirası %50 zam yapıyor. %50'nin üstündeydi. İtiraz ettik %50'ye çaktı zamı. Aha, askeri ücret cebinize girmeden zamlar geldi zaten. 700 milyon ev kirası 1 milyar 250 milyon oldu. 250'sine itiraz ettik 1 milyar kaldı. 1 milyar şimdi. Zamlı askeri ücret de eridi öyle, şu an cebinizde. Öyle hamşam evde diyelim. Hamşam evde diyelim. Orta düzeyde bir ev. Esnaf kan ağlıyor. Para kazanamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Cezaevinden çıkalı 2 ay oldu. Geçim yok. Fabrikalar adam almıyor. Ne yapacağız? Ne iş yapacağız? Ne yapacak bu millet? Bu millete bir çözüm önersinler. Akşam oldu artık. Akşam saatleri. Kaç gibi toparlıyorsunuz pazarı? Saat 6.30 yerde toparlıyoruz. Sabahleyin saat 7'de geliyoruz. Akşama kadar bir kuruş kazanç yok. Ve günlük de cepten gidiyor. Ben bu işe başladığımda 5 bin lira param vardı. Şu an eksi 15 bindeyim. Kenara bırakamıyorsunuz. Hiçbir şey atamıyoruz ki. Bir ayın içinde eksi 15 bin. Pazarcının hali bu yani. Enflasyon çok yüksek. Millette alım gücü yok. Diyeceğim bu kadar yani. Başka bir diyeceğim. Fiyatları düşürmüşsünüz akşam olduğundan dolayı. Satış. Vatandaşın alım gücü nasıl? Ablacığım satış olmadığı için düşürüyoruz zaten. Alıyoruz halen 8 liraya. Gene geri getiriyoruz 8 liraya. Bir pazarcının ya da bir esnafın bir evin günlük gideri nedir? Şu an ortalama 500 lira. Ayda ne yapar? 15 bin lira.
Bu her ay içeri gidiyor, cepten gidiyor yani her ay. Karpuzu gördük geldik. Hoş geldiniz. Ne kadar karpuzunuz? Kilo 16 lira. Önceden daha durun gitmeyin kalkan misafire karpuz keseceğiz derlerdi. Evet. Şimdi kesebiliyorlar mı o karpuzu? Parasını bile keser. Öyle oldu değil mi? Evet. Şu an çok pahalı karpuzlar. Ya şimdi sezonu değil ya. Sezonunda bile ama kesip kesip alıyorlardı hatırlayın. Evet öyle oldu, öyle olmuştu. Bu yıl başladı kesip, normalde karpuzu kesip satılmamıştır yani önceden. Tüm tüm alıyorlardı karpuzu. Evet doğrudur, doğrudur. Ne kadar demiştiniz buna? 15 lira. 15 lira. Evet. Mesela şuradan bir tane biz seçelim, küçük, küçük seçelim bir tane. Şu ne kadar tutacak? $28.80. Küçük bir karpuzu tattırdık burada bir pazarcımıza ve $28.80. Hani diyelim bir 30 lira. Yani küçük bir karpuz canınız çektiğinde alsanız daha iyi, cebinizden 30 lirayı çıkartmayı göze alacaksınız. Evet, şirin mandalin geldi. Bu mandalinden yediği ağzın içi capıl, cabusu olur. Evet, gribe bire bir. Dimex meyve suyu içeceğine bu mandalina yiyeceksin. Şirin mandalin geldi. Ne kadar mandalinanın kilosu? 10 lira. 10 lira. Evet. Kilo kilo alan oluyor mu mandalinayı? Çok az. Çünkü millette geçim sıkıntısı var. Millette para yok. Aha pazarın halini görüyorsunuz. Millet kan ağlıyor. Yani. Şu an yani zor. Çilekler 10 lira alın bak. Çilekler 10 lira. Akşam oldu. Fiyat düşürmüyor musunuz? Hayır. Çünkü halde yüksek. Yani vatandaşlar ben... akşam oluyor fiyat düşüyor diye pazara geliyorlar akşam. Hayır, siz diyorsunuz ki fiyat düşmez. Zararlına veriyor. Bak şu malı ben 8,5 aldım yani. Bunu ben 7,5'a mı vereyim? 8,5 aldım malı veremem yani şu an. Yani bunu ben almasam her kişi marketçi alıyor. Marketçi seriyor alıyor. Ama biz kurtarmıyor. Biz satacağımız 10 asa mandalin. Küçük esnafların hepsi kan alıyor diyebiliriz. Vatandaşlar pazarda daha uygun oluyor diye geliyor ama yine pazarda yüzleri gülmeden gidiyor fiyatlardan dolayı. Ya normal dolayı. Bizim insanoğlumuz biraz nasıl söyleyebilirim yani bir kaba tabir olacak ama yani nankör geliyor. Hani şimdi aynı ürünü pazarda 8 liraya 10 liraya aldığı ürünü marketten 15 liraya alırken kredi kartıyla alırken hani bu cazip oluyor. Hani şu anda biz de kredi kartı kullanıyoruz ama hani şu an marul 8 lira. Ha, hal fiyatı ne kadar? 7,5'a geliyor. Adet olarak 50 kuruşla 1 lirayla ürün satıyoruz. Yani o kadarla milletin abarttığı kadar değil yani. Hani gelip görsünler. Hani bir domatesin hal fiyatı, halden çıkışı 17-18 lira. Şu anda pazarda 13 liraya domates, 12 liraya domates gidiyor. Çünkü yarın yeni bir gün ve yeni bir ürün alacağız. Onun için mecburen tezgahtayken temizlemek istiyoruz. Hani bunun 3'e 5'e bakmadan. Fiyatlarda günlük değişiklikler hiç oluyor mu? Tabii ki ya günlük yani hal fiyatı günlük oynuyor. Yani bugün 10 liraya aldığınız bir kasa ürünü yarın 15'e de alabiliyorsunuz. 8 liraya da alabiliyorsunuz. Yani bu günlük piyasa. Hani millet diyor işte geçen hafta 5 liraya aldığım ürün bu hafta 10 liraya olabiliyor. Yani bir hafta üzerinden geçiyor ama biz günlük piyasa. Hani bugün 50 liraya marulun kasasını alıyorsun yarın bakıyorsun 70 lira.